gün yeni sorular sor. Soru sormak günümüzün en böyle değerli becerilerinden biri. 100 tane soru sor. Google'a ben her gün yeni soru icat ediyorum. Google'a sor, istediğini sor yani. Hani Google söylüyor sana yani. Geleceğin nerelerde nasıl olacağını merak ediyorsun. Sor Google'a yani. Ama sıra dışı şekilde bunu nasıl soracağını da bileceksin ve İngilizce soracaksın. Türkçe şansın yok. Çok az ya da şansını %1'e indiriyorsun. Çünkü İngilizceye geçtiğin anda şansın 100 katına çıkıyor. 100 katı fazla kaynak buluyorsun. Hatta bence böyle geleceğin şeylerini, teknolojilerini şey falan anlamak için Çince'yi de artık öğrenmemiz gerekiyor. Yani birçok inovasyonun merkezi artık Şangay, Shenzhen ve Beijing. Birçok inovasyon buralardan çıkacak yani. Ve tabii ki Seul, Kore. Yani ve tabii ki Tokyo. Yani bu Korece, Japonca, Çince geleceğin dilleri yani. Hintçe ve de. Yeni Delhi. Bu geleceğin merkezleri bunlar yani. Gelecek buralarda kuruluyor artık. Ve yeni bir teknolojik atılım dünyası geliyor yani. Ve çok hızlı dönüşüyor Doğru. her şey. Yüzlerce soru sormamız lazım. Hayal gücüyle, merakla, ince ince böyle geleceği nasıl mimar gibi düşünürüm, hayal ederim. Yapboz gibi böyle her parça üzerine kafa yoracaksın yani. Okuyacaksın, üreteceksin, yazacaksın, öğrendiklerini paylaşacaksın. Sürekli merak edeceksin. Öyle bir beyin var ki bizde, Allah sana bir beyin vermiş, evrenler içine sığdıkça sınırsız yani. Hani kainatın mucizesi adeta. Yani böyle bu kadar küçük olup da bu kadar sınırsız çalışan böyle mucizevi başka bir şey yok yani. Ve bu evrimin en mucizevi şeyi, sırrı bu beyin yani. Evrim tarihinde insanlık da bu yerlere gelebildiyse bu beyin sayesinde. İşte bu beynin sırlarını acaba biz nasıl aydınlatabiliriz? Ve geleceği nasıl aydınlatabiliriz? Beynin kıvrımlarında her şey orada gizli. Bütün hayal dünyası, işte gelecek, geleceği kurgulama, her şey orada yani. Dolayısıyla sen beynine inanılmaz yatırım yapmazsan her gün, her hafta 2-3 kitapla beslemezsen yani, geleceği böyle bilim kurgu yoluyla hayal edemezsen, sorular sormazsan her gün, o zaman dinozor gibi kalıyorsun demektir. Ve kalacağız demektir. Ve bu çok korkutucu. Onun için ayağımızın altından yer kayıyor. Farklı bir gelecek tahayyülüyle başlıyor. Her şey orada başlıyor. Farklı bir gelecek tahayyülü kurarak o hayal gücüyle geleceğimizi sıfırdan yeniden şekillendireceğiz. Yeniden inşa edeceğiz. Geleceğin mimarları bizler olacağız. Bizden sonraki nesiller olacak. Ama o nesillere bizim yol göstermemiz gerekecek. İşte bu da yepyeni bir eğitim dünyası demek. Yani öğrenmeyi, hayal gücünü, merakı esas alan yepyeni bir eğitim sistemi kurmamız gerekiyor bir an önce. Bu hafta özellikle istikrarı konu aldım kendimce. Güzel, güzel. Ve hani sıfırdan bire gitme yolculuğunu düşündüm. Güzel, Ama harika. yine gidiyor konu hayale dayanıyor. Evet, Gidiyor konu hayale dayanıyor. Hedef de değil bakın. Planlı doğru. olabilirsiniz, hedef Doğru. koyabilirsiniz ama ilk önce o hayale sahip olup olmamayla ilgili. Kesinlikle. Ve kendime diyorum ya hayalin ne diyor? Yani Türkiye'deki birçok insana sorsan hayalin ne diye herkes çok böyle özetle ev sahibi, o araba sahibi olmaktan bahseder Evet, hayallerden. Yani evet, biraz evet. parası olan, yani biraz para Evet. olması olmaktan ve onunla ilgili bir şeyler almaktan, gezmekten bahseder. Evet. Yani bu kadar ve hadi bunları da geçtim hayaline. Nasıl hayal kuruyorsun desem, vallahi hayal nasıl kurulur ki derler herhalde. O Evet, kadar evet. hayal fakiri bir ülkeyiz yani. Çok çok. Yani ne yazık ki. Yani bunun sistematiği var halbuki. Ya da işte bunun değişik yöntemleri var. Bunları ben kendi hayatımda sıfırdan öğrenmek zorunda kaldım. Yani mesela Türk eğitim sistemi 20 sene hayal gücünden soğutuyor bizi ne yazık ki. Yani hayal gücüne dair ne varsa ben çocukluğumda mesela inanılmaz hayal kuran bir çocuktum. Böyle 20 sene Türk eğitim sisteminden geçtikten sonra o şeyden Budaya. torna Sonradan. sisteminden geçe tek tip bir hayal gücüne dair hiçbir şey kalmamış. Kırıntı bile kalmamıştı. Üniversite döneminde. Kırıntı bile yoktu yani. Ben ne zaman bunun böyle eksikliğinin farkına vardım? Neredeyse 40'ıma doğru.
kırkımdan sonra dedim ki ya bu işin anahtarı, her şeyin anahtarı hayal gücü. Buna ben yeniden sahip çıkmam gerekiyor, hayal gücüme. Ve olay, her şey hayal gücünde başlıyor, hayal gücünde bitiyor. Bunun da anahtarı çocukluğum. Çocukluğuma yeniden döndüm. Yani. Onun için ben mesela karalama yapıyorum. Çünkü karalama benim için hayal gücünün bir vesilesi. Yani bir aracı. Karalama yaptığımda mesela beyaz bir sayfa var ya önümde. Nasıl hayal edersem oraya gidiyor o sayfa. Bir sanat üretiyorum. O sanatı üretirken milyonlarca olasılık var. Hatta milyarlarca, trilyonlarca olasılık var. Sen elini nasıl hareket ettireceğine göre yepyeni bir kainat kurabilirsin oraya yani karalamayla. Şimdi beyninin gücüyle. Şimdi her seferinde ben kendimi şaşırtıyorum. Şu ana kadar 1000 tane falan karalama yaptım. Daha yolun başındayım. Diyorum ki ben en az 10.000 tane karalama. Her biri çünkü bir deney. Her bir beyaz sayfadaki yeni bir karalama benim için başka bir deney. Ama mesela şu anda 1000 tane yaptım ama çok az bu. Yani keşfedeceğim o kadar çok yer var ki şu ana kadarki keşfettiklerim hiçbir şey değil. Aynı şekilde mesela kitap okumada da böyle. Şu ana kadar mesela yüzlerce kitap okumuşumdur. Ama okuyacağım kitaplara göre bunlar hiçbir şey değil. Şu anda Medium'da ben 90 tane falan yazı yazdım. En az 900 tane, 1000 tane yazma. Yazacaklarıma göre bunlar hiçbir şey değil. Hep böyle düşünmemiz gerekiyor. Yani gelecekteki ben çok önemli. O gelecekteki bene saygımdan dolayı ben her gün üretmeye, hayal gücüne, yazmaya, çizmeye, karalamaya zaman ayırıyorum. Neden? Bunun hiçbir aciliyeti yok. Kimse benim boynuma da basmıyor. Ama buna rağmen her gün gidiyorum Medium'da bir tane makale basmaya çalışıyorum. Ne zorum var yani? Ne zorum ne? Çünkü ben işte diyorum ki en az 1000 tane Medium'da makalem olsun. 1000 tane hiç olmaz. 1000 tane bir şey değil yani. Başladın devamı gelir bir şekilde. Birkaç sene alır ya. Birkaç sene göz açıp kapayına gidiyor hayatından zaten. Yani bu 5 sene, 10 sene, 15 sene, 20 sene şeklinde uzun vadeli düşünmemiz gerekiyor hayatı. Ve binlerce deney yapmamız gerekiyor. Benim için her bir karalama bir deney gibi. Her öğrendiğim şey yeni bir deney gibi. Hani deneye yanıla öğreniyorsun. Deney yapacaksın yani. Yani gerçekten orijinal fikirleri bulmam istiyorsan ben işte o 1000 tane karalamayı yaptıktan sonra aralarında bazı böyle çok güzel orijinal şeyler çıkıyor. Şimdi bana sorsalar Fahri nasıl buldun bu fikirleri? 1000 tane yap sen de bulursun. Yani bunun cevabı burada gizli. Ama bu bulduklarım hiçbir şey değil yani. Hani ben istiyorum ki en az 10.000 tane yapayım karalama. Aynı şekilde işte bir o kadar hani şu anda bir tanecik kitabım var. En az 10 tane kitabım olsun yani. En az 10 tane olsun. Ki asıl böyle heyecan verecek kitaplarım hep bir sonraki kitabım olacak. Ya, çıkmış kitap beni niye heyecanlandırsın? Artık benden çıktı o. Gitti okuyucuyla buluştu o yani. 15 ülkede satılıyor. Ben artık onunla ilgili hiç düşünmüyorum bile. Beni heyecanlandıran bir sonraki kitap yani. Hani onu nasıl bir an önce üreteceğim? Onun peşindeyim yani ve bunu tekrarlayacağım. 10 kere tekrarlayacağım yani. Hani belki 15 kere bilmiyorum ne kadar ömrüm olursa hani bu deney yapmaya devam etmek istiyorum. Keşfetmeye, hayal kurmaya ve sınırsız hayal gücümüz var. Niye kullanmıyoruz yani? Hani neden olmasın ki? Hani böyle 10 senelik şekilde düşünmemiz gerekiyor. Yani sen bir şeyi üretmeye başladın onun ağaç dikmek gibi düşüneceksin. Meyve vermesi, büyümesi, dallanıp budaklanması, dünyaya fayda, meyve sağlaması 10 sene alıyor. Bugünden başlasan, maraton koşsan 10 sene içinde ancak bir yerlere geliyor. Ama bunda da hızlı hareket etmek gerekiyor. Her gün ilerlemek gerekiyor. Onu demek istiyorum. Yolun en sonundaki Fahri'ye çok büyük saygım var. Şu andaki Fahri hiçbir şey demek değil. Böyle düşünmemiz gerekiyor. Yani bundan 20 sene sonraki Fahri'ye benim saygım. Ya da 30 sene sonraki. Ve ona borcum var. Ve o çok daha akıllı benden. Öyle düşünmemiz gerekiyor. Benden çok daha akıllı. Yani uzun vadeli düşünüp onu hayal edeceğim. O Fahri'nin en son sürümünü hayal ettikten sonra günümüze geri dönüp onu inşa etmeye çalışacağım. İlmek ilmek. Araştırmayla, merakla, hayal gücüyle. Tekrar tekrar. Yani bu işler böyle diye düşünüyorum. Evet.
Yani zaten insanın da hani şu hayattaki belki kendini gerçekleştirme yolundaki belki en önemli başarısı, başarı denilecekse bunu, kendini inşa etmektir. Kendini gerçekleştirmesidir. Kesinlikle. Başka bir şey olamaz. Daha büyük bir amacımız yok yani. Kesinlikle. Evet. Ve bu bir okyanus. Evet. Ve okyanusun daha böyle çok başındayız. Evet. Bir de dediğimiz, hep şey dediğimiz şey var ya, logaritmik artış. Evet, i̇şte aslında evet, evet. O 20 sene sonraki o saygı duyacağımız bize aslında, eğer ki hakikaten şu anda zaten saygı duyuyorsak, ona ulaşma adında yoldaysak, tabii. O logaritmik olarak, yani hep sürümlerde nedir? Yani yüzdeysek 100.5, 100.6, evet. 100.7, sonra 101 olur. Belki belli yerlere geleceğiz, 103'ten 108'e atlayacak o. Evet, aynen öyle. Yani katlayarak non-linear. Gelecek. Aynen. Evet, ama denemeden bilemezsin. İşte, evet, kesinlikle. Yani deneyerek istikrarlı bir şekilde yolda olacak. İstikrarlı devam edeceksin ve başarısızlığa da uğrayacaksın. Bu çok önemli. Kesinlikle. Yani o başarısızlıkta da hevesin kırılmayacak. Okunma sayısıyla hiçbir alakası yok başarının. İşte alkışlarla, like'larla falan hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası yok. Bu senin yolculuğunla ilgili. Hı hı. Benim başarı kriterim o makaleyi basmış olmak. İnternetle buluşturmuş olmak. Bunun meyve vereceği zaman belki 5 sene boyunca meyve verecek. Sen bir kere öğrettin ya bunu. Gelecek 10 yıllar boyunca bu makaleyi bulacak. Bu çok önemli. Yani sen bir kitap bıraktın, bir eser bıraktın. Hemen sonucunu hemen bekliyorsun. Ya hemen insanlar patlasın. İşte viral olsun makalem. İnternette milyonlara ulaşayım. Ya işte neden izlenmiyorum? Neden okunmuyorum? Bunu kafaya takmayacaksın ya. Bu değil olay. Kendimize sürekli her gün bunu hatırlatmamız gerekiyor. Başarı kriteri bu değil. Asla değil. Başarı kriterimiz üretmeye, merak etmeye devam etmek. Çok yani araştırmaya, beynimize, hayal gücümüzü zorlamaya devam edip üretmek, eser bırakmak. Kriterimiz, tek kriterimiz bu yani. Ben de bu hafta aslında bu konuyu ele aldım dedim ya, konu istikrardan başladı. Sıfırdan bire gitmek. Mesela orada şöyle çok enteresan bir örnek gördüm. Özellikle şu dönemde muhtemelen Netflix'te izleyenler de vardır. Michael Jordan'ın dizisi orada da yayınlandı. The Last Dance diye bir dizi. Orada yani orada değil de genel itibariyle hani Michael Jordan'a ait hayattan bir kesit var. Jordan şey diyor, başarısızlığı, aslında başarıyı tanımlarken başarısızlıkla ilgili o gidilen yolu şöyle özetliyor. Diyor ki, kariyerimde 9000 taneden fazla şut kaçırdım. Evet. Neredeyse 300 maç kaybettim. Hı-hı. 26 kere maçı kazanmak için son şut bana verildi, kaçırdım. Hı-hı. Hayatımda tekrar başarısız oldum. İşte Hı-hı. Bu yüzden başarılıyım diyor. Şimdi evet. Bu genelde bilinen bir örnek ama şöyle bir, sonra aklıma şey geldi. Peki Michael Jordan dedim bu kadar 26 kere o takıma, yani elinde o top varken veya birileri belki orada Michael Jordan'ı aradı lider olarak. Top el Hı-hı. Yakan bir top çünkü. Hı-hı. Ve şu aklıma geldi. Ya dedim 26 kere çok başarısızlık gibi gözüküyor ama dedim ki hemen şey yazdım. Dedim ki NBA tarihinde son topta en çok takımına maç kazandıran oyuncu kimdir? Hı-hı. Kim dersiniz? Yani gene Michael Jordan. Yine Michael Jordan. Yani. Öyle. Çünkü bilmiyorum hani bu istatistik olarak en çok deneyen o oyundu. Bilmiyorum tabii ama istikrarla o atışı yapmak üzere orada hazırdı lan isim Michael Jordan'dı. O evet. Yüzden de NBA ya, tarihine ismi yazılan, kazınan kişi Michael Jordan oluyor. Ya temel olasılık teorisi, matematik işliyor. Yani sen mesela 100 kere deney yaparsan 100 kere ayrı şansın oluyor. Bu kadar basit. Evet. Evet. 100 kere denersen 100 ayrı şansını denemiş oluyorsun. Ama sen bir kere bile denemezsen elinde hiçbir şansın zaten yok. Yani denemeden bilemezsin yani. Defalarca denemek gerekiyor. Ve bizim hemen hevesimiz kırılıyor. Ne yazık ki. Yani bir kere denedin olmadı, 2 kere, 5 kere denedin olmadı, bitti. Öyle değil işte. Yani kesinlikle. Profesyonelsen eğer, amatörlükten çıkmak istiyorsan 100 kere deneyeceksin, 1000 kere deneyeceksin, 5000 kere deneyeceksin. Dyson işte, Sir Dyson 5000 kere denedim diyor. 5000 kere başarısız oldum, ondan sonra 5100. kerede, işte 5125. prototipte diyor, başardım, doğru süpürgeyi buldum sonunda. İcat çıkarana kadar 5100 kere sen 5100 kere başarısız olmadıktan sonra kayda değer bir icat çıkartamıyorsun zaten. Senin kesinlikle. Böyle başyapıt diye düşündüğün şeyler de defalarca başarısız olacak.
Bu işler çok, böyle. Çok çok doğrusu. Aklıma hemen lisedeki bir anım geldi. Lise 1'de bir tarih hocası vardı. Bize bir sonraki dersle ilgili konuyu verirdi. Şu konuları işleyeceğiz diye. Bu konulardan herkes üçer soru çıkartacak derdi. Hı-hı. Sınıfta random rastgele sorardı. Hı-hı. Kaldırdıklarını. Ben de yanımdaki bir arkadaş da hep bana şey ya, abi sen ne olur bana işte soru çıkar, biraz da tembel, ben de güya ona göre daha çalışkanım. Neyse ben de çıkartırım 7-8 tane ama iyilerini kendime seçerim haliyle. Tamam. Daha böyle işte düşük kalitede gördüklerimi ona verirdim. Hı-hı. Ama hoca mesela kaldırıp soru sorardı, benim sorumdan ziyade onun sorusunu takdir ederdi. Şimdi bakın yani i̇şte. Başarının nereden geleceğini yine bilemiyoruz. Ben tabii iyilerini ki. Alıyorum güya tabii kendime ki. Göre iyi. Ama evet, evet. Bir başka bakış açısında diğer soru daha iyi. Kesinlikle. Bu aslında yani. Her şey için geçerli. Yani böyle her şeyin en iyisini bildiğimizi zannediyoruz ama bir şey bildiğimiz yok aslında. Yani deneye yanıla yüzlerce, binlerce kere kendimize deneme şansı vermemiz gerekiyor. Evet. Bu her şey için geçerli. Bir alanda dünya çapında iş yapacaksan sen 1000 kere deneyeceksin. Şöyle bir örnek vereceğim. Geçen bir bilgi yarışması yapmıştık. Orada sorduğumuz soruydu. Van Gogh ömrü hayatı boyunca yani nice esere imza atıyor. Hı hı. Ve hayatında paraya dönüştürdüğü sadece ve sadece tek bir eser oluyor. Evet. Düşünün yani. Düşünün Van Gogh'sunuz şu dünyada tabii. Yani. Evet. Ne Evet. demek? Ama şimdi ben düşünüyorum. Van Gogh öbür taraftan baksa ya bir tane eser sattı benden sonra bu eserler amma para etti demez. Çünkü aslında sonucun peşinde eminim ki olmamıştır. Evet, Elbette evet. ki hepimiz sonuçta paraya ihtiyacımız var. Ama o işin içerisinde eğer ki o işi sevmeseydi zaten Evet. yüzlerce binlerce eser üretemezdi. Kesinlikle. Demek ki o yolu sevdi adam ya. Başka türlü olmaz zaten. Mümkün mü? Değil. Mümkün değil. Yani Evet. 3 tane 5 tane yapar nefesi kesilir. Ya para etmiyor bunlar kardeşim ben de resim mesim yapmıyorum üretmiyorum derdi. Diyebilirdi. Kesinlikle. Ama yolu sevmiş yani. Bizim de Öyle buradaki öyle. şeyimiz yolu sevmek. Başarı, başarısızlık, sonuçlar takılmamak gerekiyor.